Veya Bekir, evet. Volkan Babası Şen, Volkan Şen, evet. Mustafa Sarp, Veli Acar, Romanchenko, Fabrizio Melo, Gökhan Güleç. Tamam. Sonra Serdar Aziz'i 74'te oyuna almışsın. 68'de Emrah Kiraz'ı almışsın. Heh, Emrah Kiraz. O da stoper. 83 Sercan Yıldırım. Hatırladım. Sercan da bir gün evvel antrenman yaptırdık, cezası var diye. Emrah Kiraz, değil mi? Tabii Emrah Kiraz. Emrah Kiraz. O ikisini stoper. Volkan Şen'in yerini almışsın. Bak, ikisini stopere koydun. Ben ne yapayım ya? Ne, iyi gol miyim yani? Yeni yendik öyle veya böyle. Özür dilerim. Kimi almışsın biliyor musun hocam? Maxim Romanchenko'nun yerini almışsın. Tabii. Santifor yoruldu. Gökhan'ı oraya almışsın. Aldık falan filan yani. Zaten şey. Gökhan'la Sercan. Mesela demediler mi sana, bu kadar iyi oynayan adamı neden çıkartıyor demediler yani mi? Ne, ya bugün yok. Diyorlar yani. Ya sen bilmiyorsun. İrfan Can çıkar mı diyor. Bir şey söyledim. Ya bırak onu, öyle demediler. Nefesi kalmadı, bitti yani. Ya, bir şey söyledim. İyi oynadı ama bomba ne yoruldu ya. Yani. Ne de söylemesi ya. İstifa diye bağırdılar. Ne konuşuyorsun? Allah çağırsın 3-5 bin kişi Sercan'ı oynatmadım diye istifa diye bağırttılar bana. Bağırttıranlar var tabii de. Böyle de bir Türkiye'deyiz ya. Yani sonuç itibariyle... Yani son iki tane stoper. Bak Emrah, bir daha anlatmayacağım. Küçükken Emrah'tan aklıma gelsin. Bazen söylüyorum da. Onun için dedim. Şimdi şey ya, mesela Raşit bizim kulağı çıkmış. Zeki Uzundurukan yazıyor. He. Diyor ki Güvenç abiye söyle, Sercan'ın attığı gol 2 metre offside'di diyor. Gülerek söylüyor. Bir dakika. Bir aklında dakika kalmış. Ya. Eda Trabzonlu ya bak şimdi herhalde. Ne bileyim, bir şey söyleyeceğim. Zeki şimdi, abi Güvenç Hoca. Doğru, Zeki doğru söylüyorsun. Ama girdi çıktı öyle 2 metre falan değil. Bir 15 santim falan. Ya var olsaydı ben şu an milli takımın hocası bendim ya. Benim yapılan bana haksızlıklar var ya. Anlatmakla bitiremem. Biliyorum hocam. Biliyorum. Anlatmakla bitiremem Zeki. Doğru söylüyor. Ya sen offside mıydı? Şimdi tam hatırlayamıyorum ben de ya. Hocam. Ya kaleye, ikinci yarı kaleye gelemediniz ya. Lider takım. Lider takım kaleye gelemedi şey. O ne takımdı ama ya hocam. Ya sen ne konuşuyorsun Trabzon canım? Umut Bulut da Gökhan Ünal diye biri Fener'e biri Galatasaray'a. Yatlara zaten iki kişi tutamıyorsun. Çok ya iyi. Taktik idmanı yaptırıyorum. İkili sıkıştırma yaptırıyorum abi yatlara ya. E sağda zaten o Serkan Balcı, Kandilli Akıntısı gibi geliyor ikisi. Yenal Solbek çocuk var ya, kulağı çınlasın, çok da iyi oynadı o maç. Yani sen diyorsun ki yani, hocam bazı, ya da Gürcan abi. Takım tertibi çok önemli. Önemli. Arkadaş. Mali genel kurullar, işte normal genel kurullar, olağan ya da olağanüstü. Saha içi sonuçları otomatikman etkiler. Etkiler. Etkiler bak, bundan en az etkilenen Galatasaray Kongresi'dir. Onu demeye çalıştım. Evet. Demin ya ben de şimdi öyle veya böyle işte ya şu maçı yenmiş olsam Konya'yı da var ya, vallahi şey böyle çıkardı bak. Saha şeye Mali Kongre'ye başkan. Vallahi bile böyle çıkardı ya. Konya'da şey Antep'i. İşte Antep'i. Ya, neyse Antep. Ya da Barcelona'yı eleseydi mesela. Vazgeçtim Antep'i şey yapsaydı. Nereden Konya geldi aklıma. Fenerbahçe'yi de bu arada kutlayalım ya. Vallahi ikinci yarı oynadı futbolcular. Oraya da geleceğim ya. Birazdan zaten. Ha? Oraya da geleceğim. Evet. Fenerbahçe divan seçimi var değil mi abi? Var yakın zamanda. Nisan başı, ay başı. Var mı kulağına gelen istihbarat? Vefa Bey devam ediyor. Nail Kır var. Eski yöneticilerden doktor, profesör. O şey oldu. Vefa Bey, Nail Bey. Uğur abinin adı geçiyor. Uğur Dündar aday olacak olmayacak diyenler. Evet. Yani öyle bir dedikodu çıktı ama ben duymadım. Uğur abinin açıklaması lazım bunu. Haberler var. Uğur Dündar'ın. Belki şey bekliyor, bir nabız yok diyordur. Ondan sonra peki abi. Bir aday daha çıkacak. Sayın Başkan Ali Bey tek aday mı girecek? Ali Bey nereye girecek? Seçime. Divan için söylemiyorum. Genel kurul, başkanlık seçimi için. Yok ki, daha iki senesi var Fenerbahçe. Hayır işte, hep onu soruyoruz ya. Dedi ya Sayın Başkan da, çıkacaksa birisi gelsin. Fenerbahçe... Bırakayım. Hayır, mesela bak geçen hafta bizim Ahmet Selim böyle bir dedikodu vardı. İşte onu soruyorum. Hani. Olağanüstü kongre yapabilir deniyor dedi Ali Bey için. Lafı oraya getirecek. Ali Koç için. Ha bir de Sait abi var, Sait Yılmaz var. Divan için. Divan başkanına aday. Üç aday arasında geçecek. Eğer üç adayla girilirse Vefa Bey büyük ihtimalle kazanır. Kongre kararı alıp yeniden mi güven tazelemek burada hedef Ali Bey için? Amacı olmalı. Bence de olmalı. Bence de yani, hiç gerek yok. Niye yani biliyor musun? Hocam şöyle söyleyeyim. Hep bak sen de söyledin. Bunlar saha içindeki neticelerle paralel gidiyor bu olaylar. Şimdi sen ikincilik şansın var ya.
Fenerbahçe ikinci olursa, tamam mı, bu sene? Yani bir şansı var. Şimdi böyle devam ederse, bak İsmail iyi şeyler yapmaya başladı, söylüyorum. İyi şeyler yapmaya başladı. Daha evvel hep yani takım tertibiyle abi, alakalı bir şey söyledim. Fenerbahçe kongresinin Ali Koç'la ürettiği, Ali Koç'la ilgili ürettiği elbette futbol takımının savruluşu ile ilgili sert eleştiriler var. Ama daha önemlisi kulüp yönetimiyle ilgili eleştiriler. Yani Fenerbahçe Koleji'ni devrediyorsun. Yani kulüp yönetiminin hassas olduğu, işte değer verdiği bir yer Fenerbahçe Koleji. Nasıl, nereye devrediyor? İşte mesela başka bir Bahçeşehir eğitim kurumlarına diye yapma ya. Kiraladı. Kiraladı Fenerbahçe kampüsü. Yine sahibi Fenerbahçe kulübü. Ama o yani ve üyeler ayağa kalktı. Dediler ki neden yaptın bunu? Şimdi bunun nedeni mali olabilir. Yani kulübe geldiği büyük olabilir. Kolejden dolayı. Yani insan orada bedelli okuyor ama kulübün sporcuları da, burs alanları da gidip orada bedava okuyorlar. Dediler ki söyleseydiniz bize. Hulusi Belgi çıktı mesela son sert eleştirileri de yapan. Ben ve arkadaşlarım mali yükü karşılama yazarız diye. Güzel, güzel. Yani çok güzel. Yani bu konularda kulüp içi dayanışmıyor. Kulüp içi dinamikte harekete getirebilirdi. Getirmedi. Bugüne kadar da hiç buna şey de yapmadı. Ortam da sağlamadı. Mesela yaptığı yönetim kurulları. Yani bu sene Ömer Temelli'yi aldı. Ömer Temelli çok önemli bir isim. Az Yıldırım döneminde de çok önemli görevler alan bir yöneticiydi. Ömer Temelli'yi görmüyoruz ortada. Kimseyi görmüyorsun zaten. Yok. Yani Aziz Bey döneminde biz tek adam diyorduk, şöyle diyorduk, böyle diyorduk, asıyordu, kesiyordu diyorduk. Ali Bey de ondan çok farklı çıkmadı. Ve işin daha kötüsü taraftar da kulüp üyeleri de yani kongre üyeleri de Azizci Alici diye kemirindi. Ya bir tane Fenerbahçe var. Aziz Ali'si mi var bunun yani? Arada fark yani, yok. Yani herkes Fenerbahçeli. Orada ortak bir paydada birleşilmesi lazım. Bunu da sağlayamadı. Esas eleştiriler o noktada geldi. Bir de bu son kongrede tek aday olarak girdi. Güvenç abi, eğer Aziz Bey çıkıp o basın toplantısını yapmasa en fazla 3000 kişi gelirdi kongreye. 1000 kişi de beyaz oy verirdi. Bak söylüyorum sana. Aziz Bey'in o kötü jargonlu basın toplantısı, o ifadeleri Fenerbahçe taraftarını kongreye getirdi ve başkanına sahip çıkarttı Ali Koç'a. Hiç unutmuyorum o gün, bir de ben Fenerbahçeliyim, başkanımı, eski başkanıma karşı bile korurum diye tweet attı. Kim? Ali Bey. Yok. Bir taraftarım bir taraf. İsmini bilmiyorum. 6000 kişi geldi kongreye. O nedenle Ali Bey bir işler diye gidiyorsa, yani ortamı büyük ihtimalle Yuhayim Dövle anlaştılar. Mesela biraz önce Sercan Fener'e geçtik mi? Devam et. Sercan İbrahim Üzülmez. Valerian İsmail dedi. Yok, Şenol Güneş. Formülünden bahsetti. İsmail Hoca esasında planın bir parçası. Yuhayim Dövle'nin ön hazırlığıdır. Yani sana göre doğru mu ya? Bana göre çok yanlış ya. Dünya işte kadar para ya. Teknik adamlar devre arası gelmiyor. Yani fark etmiyor ya. İşte mesela Şenol Hoca da devre arası. Yok. Yogi Löw de belki. Şu var. Taraftarı tekrar olayın içine sokması lazım. Evet, Fenerbahçe taraftarı. Başka taraftarlar da öyle ama Fenerbahçe taraftarı bunu istiyor abi. Löw gelsin. Fabre gelsin. Ya taraftar gelsin. İşte Galatasaray'a bir şey tamam verdim. Mesel verdim. 50 milyon euro sokağa attın ya. Bu, taraftar santrafor istedi diye. Onu bırak. Vitor Pereira'yı niye getirdin? Evet. Başka yani, seçeneği kalmadı. Emre Belözoğlu var abi. Devam et. Sivas maçını kazansa şampiyon hocaydı Emre. Devam eder miydi Ondan peki? Ondan çıkıyorsun. Aykut. Beni hakemler 14-15 puanımı aldı diyorsun. O zaman Erol Bulut'u niye gönderiyorsun? Demek ki başarılı Erol Bulut. Aykut'u niye devam ettirmedin? Ve ya da. Bir şey söyleyeyim mi? Ya Aykut hocanın bak o takımı. Sen demin saydın ya. İkinci oldular. 3 puan gerisinde Galatasaray'ın. 2018. Takım dağıldı. Sen Galatasaray'ın yarısını, bir Alanya maçı var biliyor musun? Orada bir
pozisyon var. Öyle olsa Fenerbahçe şampiyon hocam, olacak belki. Tamamlasın hocam. Evet. O takımdan 6 oyuncu Eylül ayı geldiğinde bonservisleri ceplerindeyken takımsızdı biliyor musun? Hiçbir takım teklif yapmadı, almadılar. Aykut Kocaman'ın o takımında. Aykut Hoca'nın tekrar birleşmesi de söz konusu değil. Cebinde Bey'de olması neyi ifade ediyor? Ha, teklif gelmemesi neyi ifade ediyor senin için oyunculara? Oyuncu değiller yani. Yani kötü oyuncular. Ona göre başarılı yani, yani başarılı bir takımın ikincilikten başarısız oyuncular mı? Hayır yani Aykut Hoca dediği gibi o sıradan oyuncularla takımı ikinciliğe getirmiş. O sene bir tane Manisa maçını kazansaydı Okan Burun oldu. Bir kupası vardı. Ligde iki kere mağlup oldu. Kupada da finalde mağlup oldu. Manisa. İkisinin yani o üç maçın bir tanesini kazansa Fenerbahçe şampiyondu. Evet. Şey bir kupası vardı. Ya şampiyon olacaktı ya kupa. Ya kupayı alacaktı. Yani öyle bir sezondan sonra böyle bir teknik direktörü taraftar istemiyor diye devam etmeyeceksiniz. Bir şey söyleyeceğim. Yani, gene aynı şeyler olacak diye düşünüyorum. Bak Filip Koku kötü bir antrenör değildi. Şimdi şey. Burada yapamadı işte. Şey, Kamali, Mameli falan olmaz ya. Löwy de olmaz ya. Ben bak burada işte, söylüyorum. Löwy. Burada söylüyorum Löwy, ben olmaz Löwy, abi. Löwy destekleyecek çok önemli figür var burada. Hı? İsmail Hoca var. Yani senin bahsettiğin bakış açısından ya da Türkiye ortamından uyumdan dolayı çıkacak problemleri çözmek için İsmail Hoca ile birlikte Rahim'le devam edecek. Ve bence İsmail Hoca'nın takımı ele geçirmesindeki futbolcunun büyük saygısı var. Adam evi bıraktı. Orada yatıp kalkıyor yani. Ama en büyük etkenlerden biri böyle birlikte devam edeceğini oyuncuların bilmesi. O büyük güç. Yani kimse kaçamıyor. Antrenmanı da iyi yapıyor. Sahaya da çıkıyor. Bir takımda bir temizlik yapılacak galiba abi. Temizlikten kastım yaşı gelen sözleşmesi. Tabii giden ne olacak? Mustafa gider, Sosa gider. Mesut gider mi gitmez mi? Orada Mesut'un da artık kendisine bir alan yaratması lazım. Novak gider mi kalır mı? Yani sağ bek, sol bek alacaklar. Belki takım 3-4 oyuncuya önemli transfer teklifleri gelecek. Tutamayacaksın. Kimi mesela? Yani Altay'a gelebilir, Atilla'ya gelebilir, Minci'ye gelebilir. Gelebilir abi. Zayt diyorlar. Sonra... Hocam Zayt diyorlar, ben Ferdi diyorlar. Ben şey... Zayt'ı çok tutuyorum. Şimdi değil, o zamanlar yani. Hayır, ben daha gol atmadan İrfan'a hemen... İrfan'a da gelebilir, Mesut'a da gelebilir. Yani işte... Mesut'a gelir mi? Ali Koç döneminin yani 4 sezonluk döneminin. Salahi'ye bana bak, Salahi'ye gelsin ya. Yeni gollerde herifin imzası var ya. Savunması bu kadar kötü adam olmaz. Abi, ya. Eskiden böyle değildi herif ya. Sol değil ama ya. Fark etmiyor, stoperde de öyle ya. Yapma yani ya, adamın ya. Şimdi, savunması, bu sene değil, doğru. Savunması kötü. Şimdi, İleride Allah'a var yani adamın. Bu sene neydi? Slavia maçında adam futbolu bıraktırdı. Bir Galatasaray taraftarı bize ne yazmış biliyor musun? İlk başta Kovacakarı'lar ya neler ya. Gürcan abi, bir Galatasaray taraftarı bize ne yazmış? Çok duygulandım. Gürcan abimle hocama saygılar diyor. 2 saat önce diyor sizde diyor Özhan Can Aydın belgeseli izledim diyor. Oturdum ağladım diyor. Gözyaşlarımı tutamadım. Bir daha verir misiniz abi diyor. Verelim peki. Özhan Mustafa abi diyor, Özhan abiden biraz bahset. 12 yıl olmuş. Toprağı mutlaka verelim. Vereceğiz. Toprağı verelim. Ya ne güzel bu geçti. Bir gün bir ortamdayız. Rahmetli babamı görüyorum. Babam da sağdı o zaman. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir Galatasaraylı. Babam da müthiş Fenerbahçeli. Allah rahmet eylesin. Fabrikası var Hasan abi. İşçi alacak. Soru bir. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaraylı olmayanı çalıştırmam diyordu. Ya Allah rahmet eylesin. Ya. Rahmetliyle röportaj yapmıştım şey abi. Adamdı yani, bir adam derler. Bir de bir şey söylüyorlar. Adam gibi adama kızıyorum. Ya. Adam değildi yani. Adam gibi adam. Ama bizim İzleliler falan öyle derdi. Bizim Zehiroğlu falan. Adamsın derler. Adam. Adamdı ya.